You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have a room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. Though you might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black gold for your love. Suck you, na na na, to my center of gravity. Cause it's true, na na na, everything they say about me. All of you like a supernova, burned into you like a shooting star. Always craving for you to come to me. Though this way of life, no, it ain't healthy. But ain't no other way, it's just what I need. Evet, nereye geldik? Yeşilyurt. Öyle. Dönüş yolundayız şu anda. Asos'tan Balıkesir'e dönüyoruz. Adatepe'ye uğradığımız zaman aslında buraya uğramak istedik ama bir an önce gidelim denize girelim dedik. Hava da çok sıcaktı. Artık daha fazla gezemeyeceğimizi düşündüğümüzden dönüşte gidelim dedik. Şu an oradayız. Merkeze gideceğiz. Şimdi Adatepe ile Asos arasında burası. Çok güzel diyorlar. Şirin bir köye benziyor. Evet. Bakalım. Adatepe'den daha büyük gibi gördüm ben ama yalnız. Evet, aynen. Hadi biraz keşfedelim. Evet, sizin için hemen fiyatları gösterelim. Şimdi biz bu manlamayı, ev mantısını, gözlemeyi, çetne tatlısını hepsini deneyeceğiz. Evet, fiyatlar da gözüküyor. Bakalım başka yerde deneyebiliriz ama Radika Cafe'de böyleymiş fiyatlar. Çok güzel bir yer değil mi? Çok güzel bir yer. Adatepe'den çok daha büyük. Oo, gerçekten. Güzeldi ama burası daha büyük. Çok şirin bir yer. Yani gezilecek yerler çok burada. Camisi falan çok şirin, eski yapılar. Gene bulduk. En tatlı sokağına geldik galiba. Aynen. Aa, baksana. Aynen onu gördüm şimdi. Çok tatlı, burada çok isterdim teras sineması. Hafta sonları 8'de teras sineması varmış. Çok güzel. Saat daha 6. Bakarız bir. Aynen. Çok güzel yapmışlar burayı. Yukarısı manzaraya çıkıyor herhalde. Bir bakalım. Şimdi manzaraya doğru gidiyoruz. Birazcık yokuş yukarıya. Buralar bayağı konak konak. Evet. Baksana, Gazi Bey konağı, her yerde konak var, Sardunya konağı. Evet, Sardunya konağın yanından döndük zaten. Manzarayı göstersene arkaya. Tepeye çıkıyoruz. Tepeye çıkıyoruz. Evet, Ayten abla. Bir tık daha sanki. Fazla mı? Yok, uygun. Bana öyle geldi. Bakalım. Siz diğer hemen hemen aynı. Biz bir yorumlara bakalım. Şu an nereye geldik biz? Ayten abla mıydı? Evet, mantı evi diye. Bakalım ne yiyeceğimize karar vereceğiz. Manzarası çok iyi demişler. Bir bakalım. Böyle yapabiliriz. Buradan manzarayı. Burası iyi. Evet, geldi yemekler. Güzele benziyor. Evet, otlu peynirli gözleme ve manlama sipariş ettik burada. Şu an Ayten ablanın yerindeyiz. Bu ikisini deneyeceğiz bakalım. Aynen. Valla manlama benim gözüme çok iyi geldi sosuyla falan beraber. Bakalım nasıl olacak. Evet, nihayet denemiş olduk. Evet, gözlemelerimizden iki parça yedik. Manlamayı da bayağı yedik, hızlı yedik aslında.
Aynen, beğendik. Evet, beğendik. Ben otlu peynirliyi de beğendim. Yani ot oranı falan gayet güzeldi. Peynir oranı da güzeldi. Faruk çok sevmedi. Yok, yani ben bir daha söylemem. Öyle söyleyeyim. Ben yine söylerdim bence. Otlu peynirlinin fiyatı 40 lira. Evet, evet. Manlama için de sosu çok güzeldi ama içindeki kıyma oranı bana çok az geldi. Hatta kıyma tadı hiç yok gibi bir şey geldi. Kıyma az koymuşlar, evet. Evet. O da 55 lira. Kıtır kıtırlı da çok güzeldi. Sosu falan güzel, evet. Ama ben bir daha gelsem kesinlikle manlama yerim. Bir daha gelsem ben de manlama yerim. Gözlemenin hiçbir şeyi yok yani. Ekstrası yok. Ya, ekstrası yok ama fena da değil. Tadı yani güzel. Buraya geliyorsun işte. Buranın yöresinde böyle bir otlu bir şeyi var ya. Dondurmada ot. İşte gözlemede ot. Sırf ondan yeniyor bence yani. Bir daha yiye sayısı çok azdır diye tahmin ediyorum. Ben otlu peynirliyi çok severim. Normalde de çok severim. Ya benim gibi otlu peynirli seviyorsanız güzel. Yani, neyse ben çok beğenmedim. Öyle söyleyeyim. Ama manlama. Manlama başarılı. Kaç veriyorsun? Yani manlama daha önce yemedim. İlk kez yedim. O yüzden bir şey diyemeyeceğim ama iyi. Bir daha yersem yerim. Öyle söyleyeyim. Gözleme diyemem. Puan vermiyorum. Bu sefer böyle bir yorum yaptım. Otlu peynirliye ben 7,5 veririm. İyi bakalım. Evet. Bal sabunları var, burada turşular var. Aynen. Kapari var. Evet, kapari var. Altta zeytinler var. Burada kekikmiş mesela bu. Çok ilginç. Turşu mu? Reçel. Bilmiyorum, sormak lazım. Değişik bir yer. Salçalar var orada. Bunlar reçel de bence. Evet, elma portakal. Bunlar nane, kekik. Çok güzel. Her şey var. Evet. Hemen aynı. Evet, mantı burada dağıtmış. Bu şekilde geldi. İçindeki suyu dökebilirsiniz dedi ve sıcak. Oo, kaynar su koymuşlar içine. Hadi ya. Muhtemelen fincanı soğumaması için. Bayağı değişik. Tatlı bence. Değişik. Aynen. Şimdi de kahvemi de. Ben ilk kez böyle bir şeyle, evet, karşılaşıyorum. Yani. Kumda yapmışlar kahveyi de. Fazla bile geldi. Çok güzel güzel. Çok devam güzel. Edersin. Aynen. İsmi miydi? Çetme, evet. Ne dedi? Çetme tatlımız geldi. Pozisyonda 5 adet geldi. Ben bir tanesini biraz önce indirdim. Ya ben yiyemeden bir tanesi yok oldu zaten. Neyse, inanılmaz güzel. Tahinli her şeyi çok severim. Bunun içinde tahin ve ceviz varmış. Sigara böreğinin içindeki tahin ve ceviz gibi düşünebilirsiniz. Acayip beğendim yani, çok. Bir daha yersem 10 kez daha yerim. Öyle üstünde söyleyeyim. De pudra şekeri var. O da çok güzel bir tat katmış. Yani ama sıcak, sıcak, evet. Sıcak sıcak geldi. Çok beğendim ya. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yeşilyurt Köyü'nün de sonuna geldik. Tatlımızı yedik, çayımızı kahvemizi içtik. Artık Balıkesir'e doğru yola çıkmak üzere gideceğiz. Bu arada fiyatlarını da söyleyelim. Çetme tatlısının fiyatı 40 TL. Türk kahvesi 25 lira, çay ise 5 TL. Burada sakızlı Türk kahvesi yoktu, sorduk. O yüzden normale 25 lira. Yine çok fazla bence bir kahve olarak. 25 gereksiz bir gerçekten fiyat. Gerçekten gereksiz ve can acıtıcı bir fiyat. Ama olsun, denemiş olduk. Tatlı zaten çok güzeldi, inanılmaz beğendik. Ve artık günün sonuna geldik. Bir sonraki gezimizde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayınız.